geniş bir daire çiziyoruz. Bir daha. Bir daha. Belim mi dönüyor, başım mı dönüyor? Anlayamadım bir türlü. Al benden de o kadar dönürüm. Her yanım katır kutur da. Hadi hanımlar, hadi konuşmayı bırakın, canlanın. Selamın aleyküm hanımlar. Ne ediyorsunuz böyle da? Merhaba Abdullah ve güle güle, işimiz var. Teyze bir dur da, bir dur da. Bir şey sorup gideceğiz. E tamam, sor hadi madem. Hasan'la Fevzi amca buradalar mı acaba? Yani ikisi birlikte olursa daha makbul olur. Bilmiyorum, ben görmedim. Yani sen şimdi hocam Hasan'la Fevzi mi dedin? Dönürüm, kalk omzumdan da. Ben kendimi taşıyamıyorum. Bir de seni mi taşıyacağım? Kalk da. Hanımlar. Af kurma Allah, af kurma. Zaten ne hayrını gördüm. Hanımlar. Ne var? Ya size bir soru sordum da. Hocam azıcık sabret de düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Daha uzun müddette düşüneceğim. Ya size atomu parçalayayım demedim de. Buradalar mı değiller mi onu dedim. Abdullah, git kendin içeriden bak. Ara, bul. Aa, meşgul etme bizi, hadi yürü. Of. Hadi. Of. Hanımlar, eller kelepele. Öne eğil. Al. Bunu ya. Ne bulması sen? Ne diyorsun ya? Bu bizim teyzemizin öz mali. Ne diyorsun sen? Evet, teyzesinin öz malidir. Verirken ben gördüm onu. Tabii teyzem dedi, oğuşağım al habunu bir antikacıya götür açtırın. Eğer habunu antikacı açamazsa antikacıdan antikayı açtırmadan al geri getir onu dedi. İyi de bu antika değil ki. Bana bak, dalga geçme şimdi. Eğer açamayacaksan bu antikayı, götüreyim onu başka bir antikacıya açtırayım yani. Kızma ya, açıyoruz işte. Mücevher falan mı var içinde? Ya Allah Allah, kadının öz malı değil ki ya. İçinde mücevher de olur. Antikada her şeyde vardır. Bak bak ortak, bu adam define olduğunu anladı mı ne? Sen ne diyorsun bana, sen ne oldu? Ben de defineyi kaptıracak kız var mı? Baksana bak. Hah, açıldı işte. Teyzeniz bu mu? Şimdi hanımlar, eller yukarıda. Derin nefes. Eller aşağı. Bir sesi veriyorum. Eller havada. Derin nefes. Eller aşağıda. Ver nefesi. Ver. Olmaz. Bittim. Ben bittim. Biz de bittik. Hanımlar tamam. Bu kadar yeter. Hadi gidebilirsiniz. Bitti mi bu işkence? Bitti bitti. Hadi gidin. Koşun. Hay anasın. Hay anama bak. Az değil mi zamanında da? Şahane bir garaymış. Oy. Hocam ben sizi gökte ararken yerde buldum. Gelin buraya, bir şey diyeceğim size. Tamam hocam. Ne diyeceksen hocam? Oradan, orası iyi. Ne diyeceksen oradan söyle. Ula olur mu öyle yolun ortasında? Da ayıp. Ya hocam Allah'ın yolu ya, gelen giden. Sen boş ver onları. Sen nasılsın? İyi misin? Sağlığın, keyfin nasıl? Hiç iyi değilim Hasan Efendi. Hiç iyi değilim. Hayırdır hocam? Ya vallahi hayır mı şer mi bilmiyorum ama şimdi Sevda'ya ciddiysiniz. Suçunuzu itiraf ediyorsunuz. Ama bizim bir suçumuz yok ki hocam. Nasıl yok ulan, nasıl yok? Siteme durur musun daha, bu adamla seni boynuzdaydı. Hocam biz onları orada öyle sarmaş dolaş görünce öyle zannettik yani. Tamam ulan tamam, neyse ne. Gidin anlatın Sevda'ya, hocanın bir suçu yok diyor. Biz sana yanlış istihbarat verdik diyor. Hocam yapma şimdi bizi Sevda'yla karşı karşıya getirme. O şimdi bizi böyle... Beni ilgilendirmez. Suç sizin, cezanız neyse çekeceksin. Tamam hocam, tamam. Biz halledeceğiz. Sen bize müsaade et, biz bu işi halledeceğiz. Halledersiniz değil mi? Ya ne hocam? Zaten biz gelirken Fevzi'yle bu meseleyi konuşuyorduk. Ya bu hocanın meselesini, Sevda ile olan meseleyi nasıl çözeriz diye yani? Ya. Tamam. O zaman ben gideyim. Size hayırlı muvaffakiyetler. Sağ ol hocam. Güle güle. Uğurlar olsun hocam. Uğurlar olsun. Selametle, selametle. Ne edeceğiz bu Hasan? Boş ver, bir çaresine bakacağız. Bir proje düşüneceğiz. Şimdi gidelim bakalım Feraye Hanım ne yapayım. Ver o resimleri adam. Koyalım sandığın içine. Afiyet olsun. Gene bekleriz. Sağ ol, yanınıza sağ ol. Teşekkür.
Teşekkürler. Elinize sağlık, çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin Tamara bacı. Kolaysa gelsin senin kafaya. Kafaya değil, başa başa. Ama bırak, nereye geliyorsa gelsin. Ne yaptın, hallettin işi. Ayıp oluyor ama Tamara bacı. Bak. Ne bu? Lan ne olacak mum pastanın üstüne? Püf. Daha bitmedi, dur. Görünce böyle gözlerin fal taşı gibi açılacak. Hediyeler daha bitmedi. Bak, pat. Mor ve yeşil. Hasta olur. Melat düşer, bayılır. Kimse kaldıramaz onu. Bak, hop, böyle takılay bunlar. Bu da nasıl, güzel mi? Aferin, çok romantiksin Dursun. Üzerine affet, biraz öyle indir ya. Ama ben sana çok boşuna konuşuyorum. Yani sen odun geldin, odun gideceksin Dursun. Yazık benim zamana. Beğenmez mi bunlar? Sen bunları Melihat'e ver, o da senin kafayı kırsın. Ondan sonra gelir belki senin akıl başa. Ya bacı, ben ne edeceğim? Ya sen bana de ki, git şunu al, Dursun ben gideyim alayım onu. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum artık Dursun. Sen gör ne hal varsa yani. Ya dur biz, hemen de gömeysin ya. Bir kendisine gösterseydik kadıncağızı. Ya odun mu? Belki kadın kendisi gömmüştü. Utandırmayalım şimdi. Ulan nereden biliyorsun kendisi? Ya başkası gömdüyse? Belki içindekileri görünce sevinecek. Ulan başkası ne diye gömsün? Kendisi gömmüştür ya. Ulan kendisine soralım. Soralım. Evet, kendisine soralım beyler. Feray Hanım, kabını buraya sen mi gömdün? Evet, ben gömdüm. Aldın mı cevabını? Feray Hanım. Nasıl buldunuz bunu? La ne bulması? Bu bizim teyzemizin öz malidir ya. Evet, teyzesi verdi onu. Ben gördüm, şahidim. Ya teyzemiz bunu açamadı. Dedi ki alın bunu götürün bir antikacıyı açtırın. Antikacı bunu açamazsa antikacıdan bunu açtırmadan alın gerisini geri getirin. La ne diyelim ben ya? Korkudandır ortağım, korkudandır. Merak etmeyin beyler. Sizi hemen öldürmeyeceğim. Bir açıklama bekliyorum. Nasıl buldunuz bunu? Çaresiz diyeceğiz onu Fevziye. Biz define arayken Habuni bulduk. Burada mı? Harita burayı gösteriydi. Kazdık bunu bulduk. Ne haritasıymış bu? Define haritası da aha. Bütün alametler ha burayı gösteriyor. Bakın beyler. Bu sır ebediyen aramızda kalacak. Hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Eğer birisinden duyarsam sizi kendi ellerimle boğarım. Sonra da bu bahçeye gömerim. Duydunuz mu?